Geçtiğimiz hafta ülkemizin siyasetini ve yargısını uzun süredir işgal eden bir siyasi davanın karar duruşması vardı. 10 kişiye yakın bir milletvekili heyetimiz Kobani davasının karar duruşmasını takip ettiler. Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanları Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada hukuki değil siyasi kararların verildiğine hep birlikte şahitlik ettik. Davanın iddianamesi uzun yıllar siyasilerin kürsüden savcılara dikte ettirilmesi sonucunda yazılmıştı. Olaylar yaşandıktan 5 yıl sonra dava açıldı ve 6-8 Ekim olayları, o olaylarda hayatını kaybeden rahmetli 16 yaşındaki evladımız Yasin Börü'nün öldürülmesinden sorumlu tutuluyorlardı. Yargılama yapıldı, bitti. Ne Demirtaş, ne bir başkası, ne bir siyasetçi Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Hiçbirisi insanların hayatını kaybetmesine söz konusu olan o süreçle ilgili ceza almadılar. Attıkları tweetlerden, başka başka zamanlarda kullandıkları ifadelerden dolayı ceza aldılar. Ve aslında kararı veren hakim cezaları verdiği yerle yükü sırtından attı. Dedi ki ne Erdoğan'ın, ne AK Parti sözcülerinin, ne MHP'lilerin bu konuda söylediği iddiaların hiçbirisinden ceza vermiyorum. Birçok kişi salıverildi. Birçok kişinin verilen ceza yattığına yetti çıktı. Ama Sayın Demirtaş, Yüksekdağ ve bazılarına da çok ağır cezalar verdiler. Bu cezalar aslında Erdoğan'ın siyasi adreslemesiyle uyumlu. Ve Erdoğan'ın yatsın dediklerini yatıran, Erdoğan'ın kendi vicdanında mahkum ettiklerine ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren, yani istinaf, Yargıtay olmadı Anayasa Mahkemesi'nin bal gibi bozacağı bir kararı mahkeme heyeti verdi, sorumluluğu siyasilerin sırtına bıraktı. Biz bu davanın hukuki olmadığını hep söyledik, siyasi olduğunu ifade ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ben Sayın Başak Demirtaş'ı aradım, Sayın Sedat Şenoğlu'nu, Sayın Yüksekdağ'ın eşini aradım ve bu kararları nasıl yorumladığımızı ve kendileriyle ilgili dayanışma duygularımızı ifade ettim. Bundan sonraki hukuki süreçte de yargılananın kim olduğuna, hangi parti olduğuna, Erdoğan'ın kimi neyle suçladığına değil, hukuka, siyasi bir davanın, siyasileşmiş bir davanın ülkenin siyasi hayatına ne kadar zarar vereceğine olan inancımızla, vicdanımızla karar veriyoruz. Bu davadaki kararların hiçbirisini hukuki kararlar olarak değerlendirmiyoruz. Bugün Sayın Bahçeli Kobani mahkeme kararlarına siyasi kararlar dememizin normalleşmeye aykırı olduğunu söylemiş, bana da 4 tane anormal soru sormuş. Yani ben ona saat sormayınca o bana soru sormuş. 4 tane soruyu okumaya utanırım. Sorular Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ülkenin kurucu partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye İttifakı diyen bir partinin, bunu Ay Yıldızlı Albayrak'ın renklerini meydanlarda haykıran bir partinin, milli takım ayağa kalkınca ayağa kalkanlar bizim ittifakımızdır diyen bir partinin, filenin sultanlarıyla birlikte ağlayanların partisinin genel başkanına sorulacak soru değil bunlar. Ben bu soruların kime sorulacağını biliyorum da ben bu seviyeye inmek istemiyorum.
Ama soruların içinde efendim Kürdistan kurulsun mu ne diyorsun falan böyle şeyler var. Vallahi Sayın Başkeli dönmüş bunları prompterden okumuş. Ben o promptera bunları kimin yazdığını biliyorum. O meşhur ikili var ya, MHP örgütünün illallah dediği ikili. Gerçek MHP'lilerin tüylerini diken diken yapan ikili. MHP'de metinleri yazan, gece bir elinde telefon, bir elinde bardak, tweetler atan o birisiyle o meclisin uzman çavuşuyum deyip de uzman çavuşa bile verdiği sözleri tutmayan o birisi var ya, o ikisi. Dört tane soru yazmışlar promptera Sayın Bahçeli'ye, oku bakalım Özgür Özel cevap versin. Ben o dört soruyu okumam da Sayın Bahçeli, size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya, şu dört soruya cevap versinler bakalım. Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş cinayeti iddianamesine nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Ülke Ocakları genel başkanlığı yapmış bir ismin sokak ortasında ölümünden sonra kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek, taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? Bu talimatı bütün partiye hangi ikisi yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp Ülke Ocakları Genel Başkanı'na bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak bir statüye kavuşturulmasına hangi ikisi ya da ikisinden hangisi katkı sağlamıştır? İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalıdır diye bugün promptera yazanlar Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizzatihi bu ikisi midir? Bu dört soruyu cevaplayın. Benim dört soruya bakarız. Bir partinin evladı Ülke Ocakları'nın başkanı sokak ortasında öldürülecek, bir kişi partiyi temsilen bir kişi tweet atmayacak. Günlerce haftalarca partiden istifalar olacak. Size inanıp peşinden yürüyenler bıyıklarını kazıtacaklar. Sonra bu ikisiyle nasıl bir irtibat, nasıl bir iltisak, nasıl bir bunlara mecburiyet varsa koskoca parti bu iki meczuba esir edilecek. Yazıklar olsun ikisine de. Sayın Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi davaya siyasi diyor diye normalleşmeye bir şey olmaz. Ama Türkiye normalleşecekse sokak ortası cinayetlerine kimse sahip çıkmayacak. Türkiye normalleşecekse hiçbir siyasinin böylesi bir durumda sorgulanma, yargılanmasının önünde kimse kalkan olmayacak. Türkiye normalleşecekse, MHP normal bir siyasi çizgide kalacaksa bu ayıptan MHP de kurtulacak, Türkiye de kurtulacak. Adalet ve Kalkınma